Arkadaşlar merhabalar. Bugün Giresun'umuzun çok özel yerlerinden biri olan Kumyalı'dayız. Bugün zaten hepinizin bu bölgeye atılacaklar olacaktır. Yeşil beyaz mendirek, küçük mendirek dediğimiz deniz fenerinin olduğu noktadayız. Gönül isterdi ki karşıdaki büyük mendirekte de yayın yapmayı çok isterdim ama orası maalesef kapalı olduğu için orada yayın yapamıyoruz. Size daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik, Giresun'la alakalı farklı bölgelerde yayınlar yapacağımızı söylemiştik. Elimizden geldiğince de bu noktada yayınlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi sizlerden tek ricamız var, kanalımıza abone olmanız ve bu zaten bu işleri zaten herhangi bir maddiyat beklemeden yapıyoruz. Sizlerden ricamız dediğimiz gibi kanalımıza abone olmanız. Bugün daha önceki yayınımda da anlatmıştım. Giresun yönetiminin bana göre yapmış olduğu bu sezonki hatalar neler, doğrular neler, bunları biraz ele alacağız. Transfer dedikoduları çıkmaya başladı sizin de bileceğiniz üzere. Bu transfer kulağımıza gelen transfer dedikoduları neler? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Öncelikle dediğimiz gibi bu sezon ligi 16. sırada 45 puanla bitirdik. Lig bitti ama lig bittikten sonra biz Giresunlar her zamanki olduğu gibi konuşmaya devam ediyoruz. Maalesef ama hiçbir icraatta ya da hiçbir bir şey yapılması konusunda veya bir şey yapmak isteyenlere yardımcı olmak konusunda yardımcı olamıyoruz veya olmuyoruz. Nedenleri bilinmez ama umarım bu tabuyu yıkabiliriz. Çünkü bazen ikili diyaloglar halinde konuştuğum büyüklerim oluyor, küçüklerim oluyor. Abi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun veya kardeşim bir şeyler yapmaya çalışıyorsun diyorlar. Bilmiyorum hani, çünkü en son Haldun abiyle bir yayın yapmıştı. Yapmış olduğumuz yayında, Haldun Domaş'la yapmış olduğumuz yayında bir tane izleyicimizin yorumunu çok hoşuma gitmişti. Murat kardeşim, Giresun'a farklılık getirdin. Getirmene rağmen 3000 abone yer almadı dedi. Ya bu beni çok üzdü açıkçası. Bir Giresunlu olarak üzüldüğüm anlardan bir tanesi bu. Çünkü dediğimiz gibi biz bu işi maddiyat, evet maddiyat istiyoruz, sponsorluklar istiyoruz. Bunu da yapmış olduğumuz projeler neticesinde istiyoruz. Ama bu işi maddiyat gözetmeksizin yapıyoruz. Bilmiyorum hani Yalı'ya gelip de bu zamana kadar yayın yapan kişiler var mıdır? İlla ki vardır ama benim karşıma geç, en azından ben görmedim diyeyim. Allah herkesin kalbine göre versin diyerekten bu içimdeki o zehirli kanı akıtayım diyorum. Bu sezon yönetim neler de yanlış yaptı bana göre. Çünkü öncelikle üzerimdeki formadan bahsedeyim arkadaşlar. Üzerimdeki forma William Selle'nin forması. 2018-2019 sezonunda Giresunspor'umuzun formasını giyen Martinikli futbolcu William Selle'nin forması. Kısa bir süre Mustafa Temel Bozboğa başkan döneminde forma giymişti. Ve kısa da bir süre forma giydi. Şimdi gelelim bu sezon yönetimin yapmış olduğu hatalar neler? Bunları biraz konuşalım. Şimdi sezon başında taraftarlarla bir problemler oldu. Bu problemlerle alakalı da neydi bu problemler? Bilet konusunda problemler oldu. Şimdi Ferhat Karademir abimizin de dediği gibi taraftarlarla alakalı olan o bir süreç vardı. Yani bu süreçte benim düşüncelerim hala aynı. Mesela bir kişinin bilet ücreti Süper Lig için bence o zamanki ücretliydi halde ama iki kişilik, üç kişilik ailelerde tabii ki bu ekonomik krizde de tabii ki göze batıyordu. Ki başkanımız da bu konuyla alakalı zaten ilerleyen süreçte bana göre hatadan dönüldü diyebilirim. Şimdi ikinci olarak nerede hata yaptı Giresunspor yönetimi bu sezon? Bence futbolcu ödemelerinde geç kalındı. Futbolcu ödemelerinin tabii ki diğer takımlarda da bu ödemeler aksadı. Ama Giresunspor'da bu sezon futbolcu ödemelerinde aksamalar oldu. Bu da bence hataydı. Sezon başında takımımıza yaklaşık olarak 19 tane futbolcu transfer edildi. Bana göre 8 futbolcu hataydı. Kimdi bunlar? Esat Mala, Değineceğim, Yunus Sangare, Emre Taşdemir, Dukara, Çepnis, Çekler Orhan, Douglas ve Pelipesi bana göre hataydı. Esat Mala 23 yaşında genç futbolcuydu. Beklenti çok büyüktü. Benim de çok fazla beklenti beklediğim bir futbolcuydu Esat Mala. Ama Giresunspor'dan bir dakika bile süre almadan gitmesi, yaklaşık olarak da 100 bin euro para alarak gitmesi, bu da transfer hatalarından bir tanesiydi. Yani Yunus Sangare, Emre Taşdemir, Dukara, Çepnis, Çekler Orhan, Douglas ve Pelipesi de sayabiliriz.
Yani 19 transferin 8 tanesi dediğimiz gibi bana göre hataydı arkadaşlar. Tabii ki kadroda kalan futbolcu kardeşlerimiz vardı, işte Hayrullah vardı, işte sezonun başında Hüsamettin vardı, Hüsamettin tuttu gitti. Sergen Pişircioğlu kaldı, işte Onurcan Piri kaldı, Erol Can Aktağ kaldı. İlk başta bir çırpıda sayabileceğim iskelet kadrodan Sergio kaldı. Bu kadroya ek olarak da 19 futbolcu transfer yapılmıştı. Bir diğer husus, bana göre yönetimin yapmış olduğu bir diğer hata ise şu. Geçtiğimiz sezonlara bakıldığında basın sözcüsü Ferhat Karademir'di o zamanlar. Basına her hafta düzenli olarak bilgi veriyordu. Bu bilgide de ne oluyordu? Giresun'da farklılık, yani kimse aklından bir şey üretip bir teori üretemiyordu. Ve gerçeklik payını basın sözcüğümüz orada açıklıyordu. Halil İbrahim Önal Süper Lig takımı. Sayın Halil İbrahim Önal, kendisini çok seviyorum. Ne zaman telefonu açsam kendisi telefonumuza çıkar. Ama eleştiri zamanı eleştiri yapacağımızı hep söylemiştik. Bu eleştirinin de yapmamızın sebebi bir sonraki sezon bu hatalardan ders alınması için yapıyoruz. Bana göre en azından. Halil abimiz, Halil İbrahim abimiz bu sezon sadece bir kez basın toplantısı düzenledi. İşlerinin yoğunluğunu öne sürdük. Tabii ki katılabilirim, işlerinin yoğun olduğunu söyleyebilir ama Giresunspor basın camiasındaki kişilerin Giresunspor'a da biraz zaman ayırmasını isterdim ve beklerdim. Bizleri de bilgilendirmesini isterdim. Çünkü bizler de o almış olduğumuz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Köprü vazifesi görüyoruz dediğim gibi. Şimdi forma bir diğer konu. Dediğim gibi burada kişileri karalama veya farklı bir amaçla söylemiyorum. Dediğim gibi Halil İbrahim abimizi de çok seviyorum ama bana göre bu bir hataydı diyorum. Bir diğer konu ise şu. Sezon başında bildiğiniz üzere forma olarak Nike'la anlaştık. Nike tedarikçisi firmasıyla anlaştık ama formanın kalitesiz olması çok büyük hataydı. Süper Lig takımının forma kalitesinin bence bu kadar düşük olmaması gerekiyordu. Bir diğer husus, bunu çok fazla soranlar var. Özelden de çok fazla yazıyorlar. Bu hatadan da umarım bu sezon dönülür. Store'da ürün çeşitliliklerinin az olması ve atıyorum large forma var, X-Large formanın kalmaması ve çeşitliliğinin gelmemiş olması da bana göre hataydı. İnşallah bu da çözülür çünkü gurbetçilerin yavaş yavaş gelmeye başladığı dönemlerdeyiz. Gurbetçilerin de artık Giresunspor formasıyla, atkısıyla, kolonyasıyla, çayıyla artık tanışmasının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Bana göre yönetimin hataları bunlardı arkadaşlar. Bana göre yönetimin doğruları nelerdi? Bunları biraz ele alacağız. Yönetimin doğruları bu sezon samimi olundu arkadaşlar. Kim ne sormak istiyor? Kim ne sormak istiyorsa gelsin diyen bir başkan vardı, Giresunspor Kulübü'nün başkanı. Ama ne ekmektir? Biz Giresunlular hep arkadan konuşuyoruz ama ne bir yüz yüze geldiğimizde ne de telefonla görüştüğümüzde bir şey söylemiyoruz. Hakan Başkanımız da bununla alakalı en son bir basın toplantısı yapmıştı hatırlayacağınız üzere. Herkesi çağırdı arkadaşlar. Yani Giresun'da atıyorum insanlar hani bir iş kategorisini ayırmak için söylemiyorum ama esnafı da çağırdı, gazetecisini de çağırdı, sporcusunu da çağırdı. Ya kim ne sormak istiyorsa gelsin denildi. Ama sorulan soru sayısı ve oradaki basın toplantısında kişilerin hep aynı olması da gözlerden kaçmadı arkadaşlar. İkinci olarak, hatta en önemlisi bu ama ben biraz sıralamaya takılmayalım. Takımımız Süper Lig'de kaldı. Bana göre en büyük doğru buydu. Rize Spor'un, Göztepe'nin, Altay'ın, Yeni Malatya'nın ligden düştüğü yerde Giresunspor'un ligde kalması doğruydu. Bir diğer doğru da aile ortamı oluşturuldu takım içerisinde. Bunu oluşturan etmenlerden bir tanesi, evet, kaptanların çok büyük güç düştü, Zeki'ye çok büyük güç düştü, başkanımıza çok büyük güç düştü, yönetimdeki kişilere çok büyük güç düştü ve aile ortamı oluşturuldu. Bu aile ortamında da herkes birbirine aidiyet duygusu besledi. Bu hava da çok güzeldi. Dördüncü olarak, yöneticilerin birçoğu samimi oldu. Ne zaman telefonlarımızı açsak birçoğu telefonlarımıza döndü. Birçoğunun çayını içtik. Birçoğuyla da sohbet ettik. Dediğimiz gibi onlardan almış olduğumuz bilgileri bizler de sizlere aktardık. Ve bir köprü vazifesi gördük az önce söylemiş olduğum gibi. Bir diğer doğru ise neydi?
zorluk yaşanılan dönemde süreç iyi yönetildi arkadaşlar. Bunun en büyük mimarileri gerek Hakan Karahmet Başkan, gerek yönetim, gerek futbolcu kardeşlerimizin karakterli olması. Evet, gemiden ayrılanlar oldu, Pelepesi oldu, Dukar oldu, Sankare oldu, Balde oldu, Diarra oldu. Ama yani Balde'yi saymak istemiyorum çünkü Balde'nin son iki haftası kalmıştı. Yani Balde'de o Balde'yi ve Balde'yi saymak istemiyorum. Diarra'yı sayabilirdim. Çünkü Diarra Beşiktaş maçından önce gitti ama Balde'yi saymak istemiyorum. Herkes yani o ayrılanlar gemiyi terk etti. Bu süreç iyi yönetildi. Futbolcu kardeşlerimiz iyi mücadele etti. İyi dirayet gösterdiler ve karakterini ortaya koyarak şehrinin mücadelesini verdiler. Bir diğer husus ise yani forma kalitesi, az önce Nike dedik ya, bu sezon Diadora ile anlaşıldı. Bana göre bu da bir artıydı. Çünkü Süper Lig'e çıktığımız sezonda formamız Diadora'ydı ve kaliteliydi. Umarım aynı kaliteden yani ben artık forma şeylerinden de desenlerinde de yani forma şekillerinde de artık bir farklılık bekliyorum. Evet, çubuklu formamız ideal forma olsun ama ikinci formalarda mesela farklı bir desen bekliyorum en azından. Bakalım Diadora nasıl bir çalışma gerçekleşecek? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Transferlerle alakalı aldığımız duyumlar, size daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Trabzonspor'da mutlaka transfer veya transferler yapılacak. Ya bu isimler kimler? Şu anda netlik kazanmadı. Çünkü çarşamba günü de sizin de bildiğiniz üzere bir kongre var. Mevcut başkanımız Hakan Karahmet yola devam edeceğini düşünüyorum. Ve devam da etmeli bence de. Yani bu bir artık bir başarı. Bu başarıyı da inşallah sürdürülebilir projelerle devam ettirir diyorum Hakan Karahmet. Koyta, Yunus Mallı. Benim için bu ikisinden ziyade Erce kardeşlerin adı çok daha önemli. Çünkü Erce gerçekten potansiyeli olan ve çok kaliteli bir kaleci. Yani Okan Koç'u aratmayacak, belki Okan'dan da zaman zaman iyi performans sergileyecek bir potansiyele sahip bir kaleci Erce kardeşler. Umarım bu transfer gerçekleşir. Kiralık ya da satın alma opsiyonunu Trabzonspor bize verir ama biraz zor gibi gözüküyor benim nezdimde. İlerleyen günlerde göreceğiz. Kaleye Ferhat Kaplan ve Goran Karaçiç isimleri geçiyor ama umarım bu iki isim de alınmaz. İnşallah bu iki isim de olmaz diyorum. Şimdi Sunday Adetunji var. Sunday Adetunji sosyal medyada da zaten en son bir paylaşım yaptı ve yeşil beyaz kalp attı. Yani Adetunji çok yakında Giresporumuzun yani ilk transfer Adetunji olabilir diyebilirim. Çünkü şu Kubi takımında forma giyiyor ve bu sezonda mükemmel iş ortaya koydu. Ve yani full eli futbolcu, uzun boyuna rağmen full eli bir futbolcu, gole katkı sağlayacak bir futbolcu ve 24 yaşında genç de bir futbolcu, hani tırnak içerisinde aç dediğimiz futbolculardan. Şu Kubi takımı da eski başkanlarımızdan, bizim de daha önce röportaj yaptığımız Sayın Olgun Aydın'ın takımı ve onlar da Şampiyonlar Ligi'ne giderek Şampiyonlar Ligi'ne giden ilk Türk başkanı oldu Sayın Olgun Aydın. Onu da, başkanımızı da tebrik edelim. Sunday dediğimiz gibi önemli bir transfer olur. İlk transfer olarak Sunday'ı bekliyorum. Şimdi transferlerle dediğimiz gibi aktaracaklarımız ve bizim yönetimin iyi, yani hatalı ve doğru bana göre bunlar. Sizler de bununla alakalı yorumlar yaparsanız ve kanalımıza dediğimiz gibi abone olma konusunda bizlere yardımcı olursanız bizleri çok mutlu edersiniz diyorum. Giresun'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Umarım yayınımızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki programda çok farklı Giresun'umuzun çok farklı bölgelerinden bir tanesinde olacağız ve yayınımızı gerçekleştireceğiz. Kumyalı'dan herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah herkesin kalbine göre versin. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun diyorum. Hoşçakalın.